6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. Merkelli ölçeğine göre depremin şiddeti olağanüstü düzeydeydi. Yani tuğla yapıların tamamı çöktü, altyapılar kullanılmaz hale geldi, yollar ve havaalanları çok büyük hasarlar aldı. Depremin hemen ardından 4. seviye alarmı ilan edildi. Bu, uluslararası yardımı içeren bir alarmdı. Neredeyse tüm dünya ülkeleri yardım için seferber oldu. Buna hala savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya da dahil. Aradan yaklaşık 10 saat geçmişti ki yine Kahramanmaraş'ta artçı olmayan 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu çok nadir olan bir olaydı. İlk deprem ikinci depremi tetiklemişti. Yani maalesef bir deprem fırtınası yaşandı ve birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük depremi ise 1939 yılında Erzincan'da gerçekleşmişti. 7.9 büyüklüğünde olan ve 52 saniye süren deprem Merkelli ölçeğine göre en üst seviye olan afetsel düzeydeydi. Yani deprem dalgaları yeryüzünden izlendi ve yeryüzünün şekli değişti. Erzincan depremi dünyanın en büyük depremleri arasında sayıldı. Depremin sonunda 116.720 bina yıkıldı ve 32.962 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu ilk değildi. Kayıtlara göre Erzincan son 1000 yılda 11 kez tümüyle yıkılmıştı. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü biz bu depremleri ülke olarak daha önce de yaşadık. Kabuk tutmayan yara gibi sürekli aynı noktadan kanıyoruz. Yaşıyor ama önlem almıyoruz. Maalesef depremlerle sarsılan bir ülkeyiz. Ülkemiz, canımız, vatanımız deprem kuşağında yer alıyor. Bu deprem ne ilk ne de son olacak. Bu bizi sadece deprem olunca değil, ileride gerçekleşecek depremlere hazırlıklı olma mecburiyetinde bırakıyor. Bu konuda müteahhitlere ve inşaat mühendislerine çok iş düşüyor. Büyük depremlere dayanıklı binalar inşa etmek ucuz değil, kaliteli malzeme kullanmak ve binaları denetlemek sizin elinizde. Daha ucuz olsun diye yapacağınız binaların binlerce insanın canına mal olacağını unutmayın. Düşük ahlaki değerleriniz yüzünden bir seri katile dönüşmeyin. Aileleri bölmeyin, çocukları yetim bırakmayın. Japonya'dan biliyoruz ki depremler değil, ucuz binalar ve alınmayan önlemler öldürür. Geçmiş olsun Türkiye'm.